Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte son 1,5 yılda yapılan narkotik operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Vali Gül, yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4005 şahıstan 2313'ünün tutuklandığını söyledi. Sonrasında genel hatlarıyla birkaç şey de ben söyleyeceğim. Son 1,5 yılda emniyetimizin ve jandarmamızın yaptığı operasyon sayısı, bu büyük operasyonları kastediyoruz, 110. Jandarmamız da, emniyetimiz de uyuşturucuyla mücadelede çoğu alanda birinci sırada, Türkiye birincisi. Bazı alanlarda da Hidayet Paşa'mın dediği gibi ikincilik var. Yani ya birdeyiz ya ikideyiz ama çoğunlukla birinci durumdayız. Bu polisin ve jandarmanın polisi anlamında görevini yaptığını gösteriyor. Daha iyisini yapacağız, daha güzelini yapacağız. İkinci rakam, evet operasyon yapıldı, ne oldu? Ticaretini yapan toplamda 4005 kişi ele geçirildi. Yani bu 110 operasyonda 4005 kişi ele geçirildi. Ele geçirilenler ne oldu? Tutuklanan sayıyı söyleyeyim. 2313 kişi tutuklandı. Yasal düzenleme ile birlikte uyuşturucu satıcılarının, uyuşturucu kullanmanın alt cezaları yükseltildi. Dolayısıyla da şimdi tutuklanma daha çok artıyor. Suç işleyenin yanına kar kalmıyor. Polisin ve jandarmanın da mücadelesi alanda karşılık bulmuş oluyor. İnşallah hem polisiye tedbir anlamında hem koruyucu önleyici tedbir anlamında Gaziantep'te uyuşturucunun kökünü kurutacağız. Bu bir devlet politikası. Yapılanlar çok önemli. Aldığımız mesafe çok önemli. Ama yapacaklarımız daha önemli. İnşallah yılın ikinci yarısı da başta olmak üzere 2024 yılı içerisinde bunu minimize etmiş olacağız. 2021 yılında 217 kilo esrar, 2022 yılında 1 ton esrar, 2021 yılında 158 kilo eroin, 2022 yılında 20 kilo eroin, ki eroin miktarındaki düşüşün nedenini biraz sonra arz edeceğim. 2021 yılında 161 kilogram metamfetamin, az önce sunumda da sokak ismiyle belirttiğimiz gibi ateş buz. 2022 yılında bu rakam 264 kilograma çıkmış. Yine 2021 yılında Bonzai isimli maddeden 94 kilo, 2022 yılında 64 kilo. Kök kenevir 2021 yılında 3206 adet, yine 2022 yılında da 4542 adet yakalanmış. Aynı zamanda 2021 yılında 40356 adet uyuşturucu hap yakalanırken 2022 yılında da 17190 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş. Tabii içinde bulunduğumuz dönemde 4,5 aylık süreçte de 2023 yılı içerisinde toplam 3198 olaya müdahale edilip 56 tane planlı operasyon icra edildi. Yine 3781 kişiye işlem yapıp şu aşamada 583 sokak satıcısının tutuklanması sağlandı. Aynı zamanda 3010 kişi de serbest kaldı. Yine bu yıl içerisinde arkadaşlar 224 kilo kadar esrar, 1 kilogramın üzerinde eroin ve 22 kilo kadar da metamfetamin sokak adıyla ateş buz ele geçirildi. 3 kilo bonzai ve 543 adet de kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca 223.182 adet de uyuşturucu hap ele geçirilmiş oldu. Şu anda 55-56.sı düzenlendi bildiğim kadarıyla kökünü kurutma operasyonları kapsamında bakanlığımız koordinasyonunda. Bunlardan ilki aslında 29 Haziran 2021 tarihinde ilimizde icra edilmişti. O tarihte ismi konmamış olmakla birlikte o yıl içerisinde ve geçtiğimiz yıl içerisinde en fazla sokak yakalamasının olduğu operasyondu. 327 hedef şahıs tespit edilerek bunların 311'i yakalanmıştı ve 284'ü tutuklanmıştı. O yıl ve akabinde 2022 içerisinde çok büyük bir rahatlama sağlandı. Diğer kökünü kurutma operasyonunda geçtiğimiz Nisan ayının 13'ünde Sayın Bakanımızın katılımıyla ilimizde icra ettik. Burada da İl Jandarma Komutanlığımızla müşterek yaptığımız çalışmada 179 hedefe yönelikti, 149'u yakalandı.
Bunlardan 118 tanesi tutuklandı ki bu peş peşe gelen 2 yıl içerisinde icra edilen, 2 yıllık süre içerisinde icra edilen operasyonlar sokak satıcılığının belinin kırılması anlamında da ciddi bir fayda sağladı. Ayrıca bir başarıyı da sizle paylaşmak istiyoruz. Tabii hem valimiz riyasetinde hem de Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Birimi 2022 yılı içerisinde yaptığı operasyonel çalışmalar, eğitim çalışmalarının hepsinin harmanlandığı bir kategoride Türkiye birincisi oldu. Bu mutluluğu da paylaşmak istiyoruz. 2021 yılında 1557 olayla Türkiye ikincisi olmuştur. Yine 2022 yılında olay sayısında 2164 olayla, ki bu %8'e tekabül eder, yine Türkiye ikincisi olmuştur. Kullanmada 1996 olaya müdahale ederek birinci olmuştur. Ticaret faaliyetinde, uyuşturucu ticareti konusundaki mücadelesinde de 109 olayla yine jandarma değerlendirmesinde ikinci olmuştur. Esrar yakalamada olay sayısında 107'ye tekabül eden rakamla ikinci, ele geçen rakamda da dördüncü olmuştur. Eroin olay sayısında 8. Ele geçen eroin miktarında Türkiye 11.'si. Skant'ta olay sayısında 5. Ele geçen skant miktarında Türkiye 7.'si. Metamfetamin, ki çok önemlidir, son dönemde kullanımı en fazla olan maddelerden birisi maalesef, %14'e tekabül eden olay sayısıyla Türkiye'de jandarma sıralamasında birinci olmuştur. Ele geçen de 9. olmuştur.